Hiç şüphesiz uzman bir isimle konuşacağız. İstanbul'a dönelim. Ahlat Yatırım Araştırma Müdürü Barış Ürkün bizi bekliyor. Sayın Ürkün günaydın. Hoş geldiniz Ekonomiye 24'e. Günaydın, hoş bulduk. İyi yayınlar. Borsa İstanbul'la başlayalım. Şimdi biz bir süredir Borsa İstanbul'da bir yukarı çıkış eğilimi görüyorduk. Hatta belirgin yükselişler vardı Borsa İstanbul'da. Cuma günü yaşanan. Neydi diyeceğim çünkü en çok sorulan belki oydu. Neden düştü Borsa İstanbul'a o sert satışı biz neden gördük? Evet, yani geçen hafta aslında uzunca bir süredir Borsa İstanbul'da yükseliş devam ediyor. Hep birlikte bunu takip ediyoruz, yorumlarımızda da dile getiriyoruz. Ekim ayından itibaren başlayan ciddi bir yükseliş var. Bir araya 26 Kasım girmişti. Omikron varyantının çıktığı tarih. O gün bir düşüş baskısı yaşadık Borsa İstanbul'da. Ondan sonra yine arka arkaya 14 gün toplamda süren bir yükseliş eğilimi oluştu. Tabii Cuma günü de aslında iyi başladı Borsa İstanbul güne. %5'e varan bir yükseliş kaydedildikten sonra işte gün ortasından sonra özellikle yavaş yavaş özellikle vadeli işlemler tarafında ciddi satışların geldiğini görmeye başladık. Şimdi bu şekilde bir özetleme yapıp neden olduğuna da yorumlara değinecek olursak da tabii çok nedenden şu anda bahsetmek mümkün gibi gözüküyor. Bunlardan bir tanesi aslında gelinen aşırı seviyeler, yani teknik manada gelinen aşırı alım seviyeleri birinci nedenlerden, önemli nedenlerden bir tanesi. Ben bakıldığında vadeli işlem tarafında ciddi bir satış baskısından bahsettim az önce. Yani burada işte spot ile vadeli piyasada arbitraj farkının açılması, işte bununla birlikte algoritmaların tetiklenmesi ki en önemli nedenlerden bir tanesi buydu. Özellikle algoritmaların çalışmasıyla birlikte yaşanan satışlar birden paniğe dönüştü. Bu hani panik aslında teknik bazlı bakıldığında aşırı alım seviyelerinde olunmasından da kaynaklı çünkü baktığımızda. Burada yabancı yatırımcıların girişmiş olduğu satışlar, yine işte robotların ortaya koyduğu satışlar. Buna yerli yatırımcı da panik olarak tabii ki eklendi. O yüzden de bir satış baskısının hızlı bir şekilde devam ettiğini gün içerisinde gün ortasından sonra görmeye devam ettik. Hafta sonu işte risk almak istemeyen yatırımcıların da hareketini burada herhalde yorumlamak lazım. Hepsini birlikte baktığımızda aslında yurt dışı piyasalarda da biraz risk işlerinin bozulmaya başladığını yavaş yavaş görüyoruz. Onda biraz etkisinin de olabileceğini söylemek lazım. İşte omikron varyantı kaynaklı etkiler de var. Ama genel itibariyle piyasalarda yaşanan satış biraz panik havasıyla oluşmuş ve bir de düzeltme olarak da gözlenen bir harekete şu anda konu oldu Cuma günkü hareket. Yani bugüne baktığımızda da bu hareketin biraz daha devamı olacakmış gibi açısı gözüküyor. O yüzden de Borsa İstanbul'a sabahleyin gelen bir karar vardı. BIST 50 endeksinde açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralı getirildi. Bu da aslında volatiliteyi biraz daha düşürmek adına atılmış bir adım olarak. Yani beklenen bir satış baskısı var yine bugün için beklenen. O yüzden de böyle bir adım atıldı. Bunun bugüne de yansıyacağını açısı söylemek biraz mümkün gözüküyor. Yurt dışında da şu anda satışlar var. Yine omikron varyantı kaynaklı olarak yaşanan. O yüzden de bu etkinin de bugün devam etmesi muhtemel bir görüntü var şu anda. Borsa İstanbul'u biraz daha konuşalım. Siz şimdi yeni günde etkinin süreceğini söylediniz. Bir adım da geldi yukarı adım noktasında açığa satışta bahsettiğiniz gibi o dalgayı önlemek için. Ama biz Borsa İstanbul'da bu düzeltme ya da panik diyebileceğimiz hareketin sona ermesiyle yukarı yönlü gidişten hala bahsedebilir miyiz? Yani o yukarı yönlü eğilim bozuldu mu sizce ya da nerede onun bozulduğunu söylemek mümkün? Evet. Şimdi tabii Ekim ayından itibaren eğer trendi yukarı doğru çizersek tabii çok dik bir yükseliş meydana geldi. O yüzden o çizgiyi yukarı doğru çektiğimizde tabii daha biraz da alan var gözüküyor. Yani 2000'den altında 1890-1770 aşağıda destek seviyeleri var benim gördüğüm. Şimdilik bir şey söylemek için aslında erken. Yani yükseliş tekrardan devam eder mi? Ya da satışlar devam eder mi? Bunu söylemek için herhalde bugüne de bir görmek lazım. Çünkü Cuma çok ciddi bir işlem hacmiyle bu işler gerçekleşti. Bu işlem hacmi yüksek kalmaya devam etmesine bakacağız. Yani yüksek işlem hacimlerle satışlar devam edecek mi? Eğer böyle bir durum ortaya konursa biraz daha devamı gelebilir diye açısı düşüneceğim ben. Ama biraz daha herhalde bugünkü hareketleri takip etmek lazım. Yani 2000 seviyesinin altına doğru bir iniş olacak mı? 1890'lara doğru bir geliş meydana gelecek mi? Ve buradan sonradan tepki alacak mıyız bu hafta? Biraz ona bakmamız lazım diye düşünüyorum. Bu düzeltmeye bir ihtiyaç vardı aslında ama tabii çok sert oldu, onu söylemek lazım. Yeniden sert bir düzeltme devamı gelecek mi? Ona göre bakıp, bugünü de görüp ondan sonra hareketin tekrardan tepki alanıyla karşılaşıp karşılaşmayacağına bence biraz bakmak gerekiyor. O yüzden bugün biraz temkinli bir bakış açısıyla bir günkü hareketleri görüp
gelinen seviyelerde tepkiler gelecek mi, alım istekleri gelecek mi, toparlanma, alım iştahı gelecek mi, biraz onu görmek lazım. Yani bu gelirse, bahsettiğim destek seviyeleri üzerinde kalıcılık oluşursa tekrardan devamından bahsedebiliriz. O yüzden başta dediğim gibi bugün biraz izlemek gerektiğini düşünüyorum. Hiç şüphesiz Borsa İstanbul'da da hiçbir finansal araçta da çok sonsuza kadar sürecek bir yükseliş ya da düşüş yok. Dolayısıyla yatırımcı için bu tür ani düşüşlerde ne yapılması gerektiğine dair bazı ipuçları verebilir miyiz diye soracağım. Bu tür bir panik havası Evet. olduğunda beklemek mi daha uygun? Nasıl bir pozisyon almalı yatırımcı? Ve yine bugün de elbette ki gelişmelere göre anlayacağız o gidişatı. Siz de altını çizdiniz. Çok net konuşmak zor ama o Doğru. teknik BIST seviyelerindense kendi hissesinin gidişine, hisse bazlı farklara mı bakmak gerek? Aynı zamanda bu hafta boyunca biz hisse bazlı ayrışmaları da görebilir miyiz? Yani hisse bazlı ayrışmalar belki gözlenebilir. Yani sanayi hisseleri tarafına bakmak lazım. Çünkü önemli oranda yükselişler kaydedildi son birkaç haftada özellikle. O yüzden bunların düzeltmesinin devamının olup olmayacağına bakmamız gerekiyor. Şimdi başta söylemiş olduğunuz burada yatırımcılara öneriler ne olmalı? Yani pozisyonları varsa eğer nasıl davranmalı ya da bu tarz düşüş hareketlerinde ne yapmalı şeklinde bir sorunuza şu şekilde cevap vermek lazım bence. Şimdi nasıl pozisyona girdiğimizde belli bir yerden çıkıp o karı alabiliyorsak belli bir zararı da kabullenip o zararın daha fazla büyümemesi adına o pozisyondan çıkmayı da bilmek gerekiyor. O yüzden mesela yani geçen Cuma günü yaşanan düşüşe bakarsak çok ciddi bir yükseliş. Yani düşüş oldu. %5 yükseldik, sonra %8,5 düşüşle kapattık ama totalde bakarsak %14'lük bir düşüş var. Ciddi bir kayıp. Birçok hissede de devre kesiciler devreye girdi. Hatta endeks devre kesici yedi. Şimdi tabii böyle bir ortamda erken davranmayı seçmek akıllıca bir davranış olmalı. Yani %2'nin, 3'ün altına inmeye başladıktan sonra özellikle yavaş yavaş zarar durdu seçeneğini kullanmaya başlaması lazım yatırımcının. Bence önemli oranda bunu paniklememesi adına daha sonrası için bunu uygulaması gerekiyor. Çünkü genele yayılan panik halinde satışlar varken erken harekete geçmek, erken karar vermek bu noktada oldukça önemli olacaktır diye düşünüyorum ben. O açıdan önemli olarak bunu söyleyebilirim ama yani uzun vadeli bir yatırımcı eğer o parayı yakın bir vadede kullanmayacaksa, ben bu parayı uzun yıllara yayılan bir şekilde yatırım amacıyla borsaya yatırdım diyorsa böyle hareketlerde çok da bence paniklemesine gerek yok. Ekranı kapatıp bakmaması, o yüzden de hareketlere çok da fazla takılmaması gerekir diye düşünüyorum. Açıkçası uzun vadeli yatırımcı için böyle düşüş hareketleri de alım için fırsatlar oluşturabilecek alanlar olacaktır diye düşünüyorum ben. Kura bakalım. Şimdi kur meselesinde de aslında tahminlerin güçleştiği bir dönemdeyiz. Cuma gününü 16'nın üzerinde kapatmıştık ama yeni sabahta yine primlenen 17-20'lerin üzerinde 17-30-20 arasında hareket eden bir kur cephesi görüyoruz. Yine hiç şüphesiz Merkez Bankası faiz kararı ve onunla birlikte Merkez Bankası'nın da kura dönük doğrudan müdahaleleri ön plandaydı geçen haftaya baktığımızda. Evet. Orada bir geri çekilme yaşamasına rağmen yeni sabahta yukarıda. Nasıl yorumluyorsunuz bu tabloyu? Merkez Bankası'ndan o müdahale devamlılığını da bekler misiniz? Evet. Tabii şimdi kur için yorum yapmak artık biraz zorlaştı. Yani şu açıdan zorlaştı. Hareketin boyutu devamlı yukarı yönlü ve bu yukarı yönlü hareket de yüzdesel olarak bakıldığında da oldukça şiddetli devam ediyor. Ve geri çekilmeler zaman zaman oluştuğu yerde Merkez Bankası müdahalelerinden evet bahsediyoruz ama bu müdahaleler tabii ki sınırlı olduğu için sonraki aşamada tekrardan kurdaki yukarı yönlü hareketin önüne pek geçemiyoruz. Ve burada yani geçmişe biraz geri dönüp baktığımızda özellikle Merkez Bankamızın yapmış olduğu adımlara bakmak lazım. Faiz indirimlerinin devamını gördük. En son yine geçen hafta bir 100 bas puandan faiz indirimi yaptık. Şimdilik ilk çeyreğe kadar, ilk 3 aylık döneme kadar o toplantıdan çıkan sonuçta faizlerde herhangi bir değişiklik olmayacağını bir kanaat getirmiştik. Fakat hafta sonu gelen açıklamalara baktığımızda ki kurun şu aşamada 17 seviyesinin üzerine çıkmasını biraz ben buna şu anda yorumluyorum. Şu anda 17.33'lerdeyiz. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarında şu anda hani benden başka bir şey beklemeyin. Şu anda faiz indirimlerinin benim görevim bunu yapmak durumundayım şeklinde bir açıklaması oldu. Bu açıklamanın biraz kur tarafından yeniden yukarı yönlü hareket etme isteği yarattığını söylemek mümkün. İşte gelen hafta sonu gelen bazı açıklamalar vardı. Odalar Borsalar Birliği'nden, TÜSİAD'dan gelen açıklamalar vardı. Ama şu anki görüntüye baktığımızda girdiğimiz ekonomik yol faiz indirimlerin 2022 yılında da devam edeceğine yönelik açıkçası sinyalleri içeriyor. Şimdi bu açıdan baktığımızda kısa vadeli hareketlerde
kurdaki yukarı yönlü hareketinde devamından bahsetmemiz biraz daha mümkün. Nereye kadar gider sorusu da şu anda bence yorumlanması artık daha zor hale geldi. Zaman zaman kısmi geri çekilmeler olabiliyor. Önümüzdeki günlerde Merkez Bankamızdan belki kısa vadeliyle müdahaleler gelebilir ama bu görüntü içerisinde hem reel anlamda negatif faizin makasının açılması şu andaki faiz seviyesiyle bu görüntüde bir hesaba katarsak şimdilik kurda yukarı hareketin devamı. Sabah saatlerinde 17.60-70 civarlarını gördük. 18 ve 20 bandına doğru hareketin şu aşamada oluşması muhtemel gibi duruyor diye düşünüyorum ben kur açısından. Peki şimdi bizim içeride kendi gündemlerimiz var hiç şüphesiz o kurdaki hareket, borsada cuma yaşanan derken ama dünyadan da bağımsız değiliz. Küresel cepheye bakalım. Önce rakamları paylaşacağım müsaadenizle, ardından biraz dünyayı ve sonra bize olası yansımalarını konuşalım. Gelsin dünya borsaları değerli izleyenler. Aslında yeni sabahta orada da ve tabii cuma son kapanışında çok parlak bir tablo yok. Ekranlarınızda yansıyan Amerikan borsalarının son kapanış seviyeleri, son kapanışlarda okları kırmızı da görüyoruz. Asya cephesinde yeni günün son seviyelerine bakacağız. ABD borsalarının kapanışını takiben Asya borsalarında da bir gerileme hareketi var. Çin'den gelen verilere rağmen orada fiyatlama negatif yönünü devam ediyor. Avrupa cephesine gidelim. Avrupa'da sizler için 4 endeksi derledik. Yine Avrupa'da ABD'de olduğu gibi son kapanış rakamlarını sizlerle paylaşıyoruz. Baktığımızda aslında tablonun genel olarak satış baskısının devam ettiğini, işaret ettiğini görüyoruz diyelim. Rakamlara virgül koyalım. Sayın Ürkün, şimdi dünya cephesine baktığımızda bir omikron endişesi devam ediyor. Dolayısıyla o kapanmaların yansımaları, oradan zincirleme büyüme ile ilgili biraz daha o hız kesme beklentilerinin artması gibi başlıklar var. Ve elbette değişmeyen başlığımız Fed meselesi, bir anlamda da sıkılaşıyoruz. Bu ikisini yan yana koyduğumuzda hem bir büyüme endişesi, varyant endişesi, hem Fed'in daha hızlı sıkılaşması neyi fiyatlıyor küresel cephe ve hangisi daha ağır basıyor şu anda? Evet, yani dediğiniz gibi şu aşamada gördüğümüz bizim omikron varyantını dünya oldukça ciddiye aldı. O şekilde herhalde yorumlamak gerekiyor. Çünkü birçok ülkede yeni kısıtlamalar, karantina tedbirleri, ki Hollanda gelen son açıklamalara baktığımızda da orada işte tam kapanmaya gittiler 14 Ocak'a kadar. Diğer bazı ülkelerde de yine buna yönelik kısıtlama tedbirlerinin alındığını görüyoruz. İşte İngiltere'den gelen uçuşların Almanya'da ve Fransa'da yasaklandığını şu anda görüyoruz. Tabii bu omikron varyantı kaynaklı etkilerin yaratıcı olumsuzluklar nedeniyle alınmış önlemler ve bu tabii ki biraz geçmişi hatırlatıyor. Yani yine bu virüs kaynaklı etkiler oluşan ekonomik ortamın yeniden yavaşlama eğilimi gösterme ihtimali oluşturması, yeniden eski tedbirlere gitme ihtimali ortaya çıkması, bunlar tabii moralleri biraz bozuyor. Bunun biraz etkisi var şu aşamada. Küresel ekonomide 2022 yılında yine bu kısıtlamaların devamıyla birlikte bir yavaşlama eğilimi olur mu? Bunun biraz etkisi var. Önemli etkenlerden bir tanesi bu bence. Bunun yüzden bence Avrupa'da vadelere bakıyorum. Şu an Amerika vadelinde de %1'in üzerinde satışların olduğunu görüyoruz. Asya piyasasında da yine öyle ki %2'ye varan satışlar var orada da. O yüzden haftaya risk iştahı anlamında oldukça düşük bir ortamda başladığımızı söylemek gerekiyor. Tabii yılın sonuna da yaklaşıyoruz. Şu anda 20 Aralık'tayız. Yavaş yavaş Noel tatili yaklaşıyor. Hem Noel tatilinde kısıtlamalarla, karantina tedbirleriyle giren bir Avrupa ya da dünya geneli var. Hem de yıl sonu yaklaşırken yavaş yavaş işte pozisyon ayarlamaları, portföylerin bu noktadaki portföy değişiklikleri, bunlarla ilgili yeni aksiyonları, bir miktar satışları buradan da tetikleyebilir. O açıdan yılın son haftasında, son iki haftasında özellikle böyle bir olumsuz seyirin olması biraz sanki muhtemel gibi duruyor. Yani omikron kaynaklı, varyantı kaynaklı gelecek haber akışları burada bence oldukça önemli olacak önümüzdeki günler için. Tabii Fed etkisi de var bahsettiğiniz gibi. Fed sıkılaşma yönünde daha erken adım atacağını sinyalleri güçlendirdi. Bu da risk iştahını düşüren bir başka unsur olabilir diye tahmin ediyorum. Çünkü getiri risk'te bir yataylaşma var. Yataylaşma var son zamanlarda. Bu da Amerikan ekonomisinin bu politikalarla birlikte yavaşlayabileceğine ilişkin biraz fiyatlamayı gündeme getiriyor. Bu da risk işten düşüren bir başka unsur olabilir önümüzdeki günler için. Altına bakalım. İçerideki altın fiyatlarını önce paylaşalım. Ardından biraz hem küresel hem de gram bazlı altını konuşalım. Zira değerli izleyenler, altın...